Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan ve duasına da yer verilen peygamberlerden birisi Hz. Şuayb. Hz. Şuayb Medyen'e gönderilmiş ama kavmi hemen her peygamberde olduğu gibi ona direnç göstermiş ve kolay kolay kabullenmemişler. Tabi kabul edenler var ama etmeyenler de epey var ve etmeyenler hayli uğraşıyorlar kendisiyle ve neticede Hazreti Şuayb şöyle dua ediyor. Rabben eftah ve beyne kavmina bil hak. Ey Rabbimiz, ya Rabbena bizim ile kavmimiz arasını hak ile aç. Yani kim ne hak etmişse onu ver. Ve ente hayrul fatihin. Sen hayrul fatihinsin. Fatih açan demek. Hani Fatih Sultan Mehmet diyoruz. İstanbul'un kapılarını açtığı cihetiyle ona Fatih denilir. Burada da Hz. Şuaib kavmimle aramızı hak ile aç yani buraya Fatih, Allah'ın fethedici olması, açıcı olması uygun düşüyor. O da duasında bunu ifade ediyor. Ve ente hayrul fatihin, sen hayrul fatihinsin. Yani en hayırlı bir şekilde fetheden, açan kapıları aralayansın. Allahu Teala'nın böyle fethetmesi, açmasıyla alakalı mesela denilir ki dualarımızda ya mufettihal ebwab iftah lana hayral bab. Ey kapıları açan Allah'ım bize en hayırlı kapıyı aç. Günlük hayatımızda bir takım kapalılıklarla karşılaşırız. İçinden çıkamadığımız problemler vardır. Veya bazı şahıslarıyla şahıslarla problemlerimiz olur bir türlü halledilemez. Böyle durumlarda e, Cenab-ı Hakk'ın Fettah ismi Hayrul Fatihin ünvanı bu ünvanlarıyla Allah'a duamızı yaparız ve meselenin açılması işte hayırların açılması manasında bunu Allah'tan isteriz. Bu dua münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'deki Cenab-ı Hakk'ın Hayrul Gafirin Hayrul Rahimin gibi başka ünvanlarla da zikredildiğini hatırlayabiliriz. Allahu Teala mesela rahimdir, gafir, günahları bağışlayandır, münzil, ikramda bulunandır, mekir, hile yapan, tuzak yapanlara karşı karşı koyan ve onları kendi koydukları tuzağa düşürendir. Öte yandan hayrun nasirin yardım edendir. Razık, rızık verendir; fasıl, ayırandır; hakim, hükmedendir; varis, her şeye varis olan manasındadır. Bunların başlarına bir de hayır getiriliyor. Yani hayrul rahimin, hayrul gafirin gibi. Burada hayrul rahimin derken merhamet edenlerin en hayırlısı, hayrul gafirin bağışlayanların en hayırlısı. Hayrul Münzil'in ikramda bulunanların veya bir yere indirenlerin en hayırlısı. Hayrul Mekir'in karşı tuzak kuranların en hayırlısı. Hayrul Nasir'in yardım edenlerin en hayırlısı. Hayrul Razık'in e, rızık verenlerin en hayırlısı. Hayrul Fasil'in ayıranların en hayırlısı. Hayrul Hakim'in e, hükmedenlerin en hayırlısı gibi bu manada e, Cenab-ı Hakk'ı bu isimlerle e, yad etmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı tanıtıyor. İşte diyelim birisine karşı bir hatamız olur, o bizi bağışlar. Ama Allah hayrul gafirindir, en hayırlı şekilde bağışlayandır. Birisi bize merhamet eder ama Allah hayrul rahimindir. Öte yandan birisi bize ev sahipliği yapar. Güzel ev sahipliği yapar. Ama Allah hayrul münzilindir. İşte birisi birileri tuzak kurar ve bir başkası onların tuzaklarını boşa çıkarır. Ama Allah en güzel şekilde tuzakları boşa çıkarandır. Rızkımız bazen bazı şahısların eliyle gelir. Görünüşte rızkımızı bize o verir. Ama hakikatta rızkı veren Allah'tır. Ve Allah hayrur razıkindir gibi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir üslup da var ve bu üslup dualarda özellikle geçmekte ve Allah'ı vasfederken bu vasıflarıyla onun en hayırlı merhamet edici, en hayırlı bağışlayıcı, en hayırlı ikram edici, en hayırlı yardım edici gibi olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Bunun dışında yine Kur'an-ı Kerim'de e, ismi tafdil sıyasıyla Allah Erhamur Rahim'dir. Esraul Hasib'indir. Ahsenul Halik'indir. Bu gibi manalar da Kur'an-ı Kerim ayetlerinde geçer. Erhamur Rahim'in merhamet edenlerin en merhametlisi. Evet görünüşte merhamet edenler de var ama Allah Erhamur Rahim'dir. E, en ziyade merhamet edendir. Esraul Hasib'indir en süratle hesap görendir. Ahsenul halikindir. Yani en güzel şekilde yaratandır. Burada tabi hatıra şu gelmemeli. Allah'tan başka yaratan mı var? Başkası var da ama Allah daha güzel yaratıyor. O anlamda değil. Ahsana külle şeyin halaga. Allah yarattığı her şeyi güzel kıldı mealinde. Dolayısıyla Allah her şeyi o mahiyete uygun en güzel bir şekilde yaratmıştır. Özellikle Erhamur Rahimin dualarda geçer. Bir rahmetkeya Erhamur Rahimin diye bizler de dualarımızda, günlük dualarımızda bunu kullanmaktayız. Ve Allah'a bu isimlerle nida ettiğimizde onun rahmetini celbetmiş oluruz ve hangi ismiyle talepte bulunuyorsak onun tecellilerine mazhar oluruz.